Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra dünyadaki sistemlerin, yani ekonomik ve siyasi sistemlerin bozulması ve dünyada yeni sistem arayışları aslında Türkiye'yi de bölge denkleminde böylesi bir şeye itti. Tabii Türkiye hem tarihi süreci boyunca zaten Kürt meselesinin çözümünde 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti savaş politikalarıyla bu meseleyi çözmeye çalışıyor. Ama bu gerçeği de görmek lazım. 100 yıldır denenen bütün şiddet politikalarına rağmen Kürt meselesi çözülmedi. Daha aksine büyüdü. Yani Kürt meselesi büyüdü. Kürtler daha da büyük kazanımlar da elde etti. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin özellikle Başur'a yönelik saldırıları ve belki gündemde işte ileriki günlerde resmi ortaya çıkacak Rojava'ya yönelik de her gün tehditkar söylemleri şunu gösteriyor. Dünyada yeni ekonomik ve siyasi sistem oluşturulurken bölgede Kürtlere kaybettirmek üzerinden bir kazanım elde etmeye çabasıdır. Yani bugün bu hükümetin esastan yaptığı çalışma ve yaptığı operasyonların temel amaçlarından bir tanesi ve başat amacı Kürtlere kaybetmek üzerinden kazanım elde etmek. Bunun tabii ki Kürtlerin Orta Doğu gibi bir coğrafyada işte Başur ve Rojava gibi kazanımları varken hiç kimse Kürtleri hesaba katmadan ya da denkleme katmadan kendi hesabını ya da projesini sonuçlandıracağını düşünemez. Yani böyle bir gerçeklik var ortada. Dolayısıyla Kürtlerin kazanımlarını, yani özellikle iki paşada elde ettikleri statülerini elinden almak, zayıflatmak, mümkünse yok etmek, bölge devletlerinin yeni dünya sistemi oluşurken kendi çıkarlarını elde etmek için Kürtleri esasen kaybettirme operasyonlarıdır. Yani bu açıdan tarihi de bir dönemdir bu Kürtler açısından özellikle. Elbette ki yani bu operasyonları konuşurken denklemde Kürt güçleri var. Yani belki başat güçlerden bir tanesi KDP'dir. KDP 30 yıldır Başur'da bir yönetim yapıyor. Orada özerk bir yapı vardır, federal bir yapı vardır. Ne olursa olsun hiçbir parçasındaki Kürt yapılanmaları kendi bölgesel çıkarlarını, kazanımlarını Kürtlerin bir başka bölgede kaybetmesi üzerinden kurgulamamalı, böyle bir hesabın içine girmemelidir. Bu açıdan bütün Kürt güçlerinin dikkatli olması lazım. Politika yaparken, siyaseti yaparken, ilişki kurarken, bu ticari ya da siyasi ilişki olabilir, hiç fark etmez. Esas da bir Kürtlerin bütün kazanımlarını hesaba katarak bir adım atmalı, bir siyaset ya da bir ilişki oluşturmalı. KDP'nin de yere düşen mesele bu belki. Sadece Başur'un çıkarlarını korumak adına diğer parçadaki Kürtlerin kazanımlarını görmezden gelemez. Bunu ne Kürtler kabul eder ne de tarih affeder. Yani sonuçta ulusal birlik meselesi Kürtler açısından belki 400 yıllık bir hayaldir. Yani 400 yıldır Kürtler ulusal birliği Ahmet İlhan'dan beri konuşuyor. Bugüne kadar da belki Kürtlerin tarihte kaybetmelerinin sebebi de ulusal bir bilinçle ulusal birliklerini sağlayamamalarıdır. Son dönemlerde ulusal birliği oluşturma noktasında yapılan çalışmalar çok kıymetli çalışmalardır. Alınan mesafeler de çok önemli mesafelerdir. Yani çok farklı Kürt parti ve yapılanmalarının birlikte bir çalışma, birlikte bir siyaset yapma, birlikte hareket etme yeteneğini ortaya koyması açısından da çok önemli bir kazanımdır. Elbette ki böylesi bir dönemde herhangi bir Kürt bölgesinin ya da partisinin ya da yapılanmasının aykırı bir davranışı Kürt Ulusal Birliği çalışmalarına da esasdan zarar verecektir. Bu açıdan zaten biraz önce de söylediğim gibi yani tarihi neden dolayı affetmez? Evet Kürtler Ulusal Birliği oluşturma noktasında bu kadar çaba ortaya koymuşken ve bu yeteneklerinin olduğunu herkese göstermişken birilerinin ulusal birlik çalışmalarına bir daha sirayet edecek ama esas da Kürtlere kaybettirecek pratiklerin içerisinde olması evet başta böylesi bir çalışmaya da zarar verecektir. Ama şu da bilinmelidir ki yani Kürt ulusal birliği çalışmaları
önüne koyduğu yol haritası itibariyle, yani en azından attığı adımlar itibariyle, kurduğu ilişkiler itibariyle böyle çok hani basit bazı şeylerle de ortadan kalkacak ya da bitirilecek bir çalışma ya da bir şey değil. Ama zarar vereceği noktasında elbette ki kim olursa olsun, bölgesi ya da gücü ne olursa olsun, Kürtlerin temel kazanımlarını hesaba katmadan ilişkiler kuran, Kürtlerin kazanımlarını hesaba katmadan adımlar atan bir yapılanmanın sonuçta en başta Kürt Ulusal Birliği çalışmasına ve esasında da Kürtlerin geleceğine çok büyük zararlar verecektir. Ve tabii ki şimdi biz bunları, bu çağrıları sürekli yapıyoruz. Ne olursa olsun KDP'nin, biz özellikle KDP diyoruz ama Başur'un kazanımları, Başur'un 30 yıldır kendi kendini yönetiyor olması sadece Başurlu Kürtler açısından değil, bütün Kürtler açısından büyük bir kazanımdır. Hakeza Rojava'da bugün elde edilmiş olan bir statü yine bütün Kürtler açısından elde edilmiş bir kazanımdır. Kürtlerin adına nerede bir adım atılmışsa bu çok büyük, Kürtler açısından çok büyüktür. KDP bu bağlamda da yaptığımız çağrı ve bu yenilediğimiz çağrı her zaman şu olmuştur. Böylesi bir tarihi dönemden geçerken, Kürtler bu kadar kazanım elde etmişken, ne olursa olsun bu cümle belki biraz hani şey de olacak, sonuçta haklının ve haksızının anlamını yitirdiği bir zeminde, yani ulusal birliğe zarar verecek bağlamda söylüyorum bunu. KDP'ye yönelik çağrımız şudur, net ve açık bir şekilde söylüyoruz. Bu kadar kazanım varken ortada, başta KDP olmak üzere bütün Kürt güçlerinin dikkatli olması, Kürt kazanımlarına, Kürt Ulusal Birliği çalışmasına zarar verecek pratiklerden ve adımlardan uzak durması ve bu anlamda bugün gündemde olduğu için de bu çağrımızı da KDP için özelden yineliyoruz, özelden dile getiriyoruz. Çünkü bugün KDP ya da Başur yönetimi Kürtlerin başat güçlerinden bir tanesidir ve attığı her adım olumlu ya da olumsuz bir şekilde bütün Kürtleri etkiliyor ve etkileyecektir. Bu konuda ne olursa olsun bütün Kürtleri hesaba katarak adım atmasını ve Kürt Ulusal Birliği'ne ya da Kürtlerin geleceğine zarar verecek adımlardan ya da pratiklerden esastan uzak durmasını ineliyoruz. Bu çağrımızı ineliyoruz.